her gün daha fazla ne olabilir diye beklerken bugün inanılmaz kötü bir haberle gerçekten hepimiz sarsıldık. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Neler söyleyeceksiniz? Yani söyleyecek söz artık bulamıyoruz. Dediğin gibi her gün ne olabilir dedikçe çok çok daha kötüleri. Daha biz daha bebekleri hazmedememişken bugün şehit haberi ve çok kötü bir saldırıyla uyandık. Yani hep bunların bir de böyle bu aylarda olması beni daha da üzüyor. Yine coşkuyla kutlayamayacağımız bir Cumhuriyet Bayramımız var önümüzde. Onun da haricinde yani daha da ne kadar kötü olabileceğimiz bizi tedirgin ediyor. Dışarıya rahatlıkla çıkamaz olduk kadın olarak. Çocuklarımızı hastaneye götüremez olduk. Doğum nerede yapacağız diye düşünür olduk. Yani inan bilmiyorum ya. Bir erkek annesi olarak şu anda ekstra da endişeli ve hüzünlüyüm. Bütün milletimin başı sağ olsun yani. Şimdi son olaydan sonra bu terör saldırısından sonra sosyal medya tamamıyla yasaklandı. Bilgi kirliliği adına. Ama bu bilgi kirliliği adına gelen yasaklamadan sonra yani daha sanki böyle bir bilgi kirliliği ortaya çıkmaya başladı. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Herkes farklı rakamlar telaffuz ediyor. Sence sosyal medyadaki bu yasaklama ve sınırlama doğru bir hareket mi? Yani ilk başta bence anlık bir kontrol için doğru ama bunun çok uzamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadan tabii ki haber alışverişi haricinde birçok olayın da mağduriyeti düzeltiliyor. O yüzden yani hani ilk başta belki kontrol açısından olabilir ama şu anda sosyal medya bizim için en çabuk haberleşme alanı artık yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Başımız sağ olsun.